Efendim iyi akşamlar, merhabalar. İçer TV'desiniz, canlı yayındasınız. Bu programı aynı zamanda grubumuza bağlı radyolardan Radyo Klas'la da eş zamanlı olarak yayınlıyoruz. Seçime Doğru programında bu akşamki konuğumuz AK Parti milletvekili adayı Mehmet Emin Kaplan. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Saygıdeğer izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar diyorum çünkü daha önce de bir program yaptık sizinle. Evet. Şimdi efendim çalışmalarınız çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Az uyuyarak. Son 17 güne geldik. Evet. Evet, az uyuyarak, az dinlenerek üstün bir performansla Mersin'in dört bir tarafında çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Evet. Şimdi efendim kolaylıklar diliyoruz. Şuradan başlamak istiyorum. Üzücü bir olay yaşandı Adana'da ve Mersin'de. Evet. HDP Adana Seyhan İlçe Başkanlığı'na, Mersin İl Başkanlığı'nda bir patlama meydana geldi. Evet. Nasıl karşılıyorsunuz bu durumu? Tabii bunu telin ediyoruz. Yani bu eylem sadece bir partiye, yani HDP'ye yönelik bir eylem değildir. Tüm siyasi partilerimize ve demokrasimize yönelik bir eylemdir. Kınıyoruz. Ben dün de basın açıklamamda aynı şeyleri söyledim. Tamamen seçim ortamına yönelik, seçimin güvenilirliğine yönelik olarak yapılmış bir eylemdir. Bu eylemi kınıyoruz. Hem partim adına hem şahsım adına kınıyorum. Ve ben bu eylemden kimin ne menfaat temin etmeye çalıştığını düşünüyorum. Açıkçası bunun da içinden çıkabilmiş değilim. MİT eski müsteşarı Sayın Rahmetli Mahir Kaynağ'ın ifadesiyle böyle bir eylemden kim ne kazanır ona bakmak lazım. Ben buradan da kimsenin kazançlı çıkacağını düşünmüyorum. Provokatif bir eylem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Şimdi efendim bu seçim ziyaretlerinizde mahalle mahalle geziyorsunuz, sivil toplum kuruluşlarına gidiyorsunuz. Bir gittiğiniz yere bir tekrar uğrama, tekrar gitme imkanınız oldu mu? Şu açıdan soruyorum. İkinci gidişinizde sizden talep edilenler, sizinle paylaşılanlarda bir farklılık oluyor mu? Yani ilk ziyaretinizle ikinci ziyaretiniz arasında... Yani böyle bir şansımız olmuyor açıkçası ama partimiz içerisinde diğer vekil adaylarımızın bizim gittiğimiz bir yere gitme şansı olmuş olabilir. Ama benim tekrar aynı yere gitme şansım olmadı. Dolayısıyla da yeni taleplerle ilgili olarak bir istenenin bir başka şekilde istenmesiyle ilgili olarak da bir talep veya bu sorunuza cevap olabilecek bir şeyle karşılaşmış değiliz. Evet. Peki bu ziyaretlerinizde öne çıkardığınız konular ne efendim? Yani biz son bir haftadan bu yana yaptığımız icraatları anlatıyoruz halkımıza. Özellikle özelde Mersin, genelde Türkiye'de 13 yıldır yaptıklarımızı anlatıyoruz. Biraz hafızaları tazeliyoruz açıkçası. Yani Türkiye'nin 2001'de AK Parti hükümeti döneminden önceki haliyle 2015'te geldiği yeri anlatıyoruz. Açıkçası bizim iktidara geldiğimiz 2002'de 8-10 yaşında olan insanlar şu anda 24-25 yaşındalar. Bunların bilmedikleri Türkiye'yi anlatıyoruz. Şu anki Türkiye'nin geçmişte olmadığını anlatıyoruz. Bundan daha ileriye gideceğimizi, dolayısıyla da slogan olarak geliştirdik biliyorsunuz. İkinci yarıyı başlattığımızı anlatıyoruz. İlk yarı futbol maçındaki gibi 0-0 bitmedi tabii. İlk yarıda epey faaliyetlerde bulunduk. Halkımıza hizmet ettik. Yaptığımız hizmetleri, yatırımları, istikrarı anlatıyoruz. Çözüm sürecini anlatıyoruz. Anayasa değişikliği ihtiyacını anlatıyoruz. Ve ikinci yarıda bunları daha da ileriye götüreceğimizden bahsediyoruz. İkinci yarıyı neye göre belirlediniz bu yarıları? Parti genel başkanının değişikliğine göre mi? Yani o da düşünülebilir açıkçası ama biz öyle düşünmüyoruz. Biz yapılan hizmetler açısından gelinen noktanın artık bir devre olduğunu, bundan sonra da 2023'e kadarki sürede yapılacaklar. Biz 13 yıllık bir iktidarız. Bir 8 yılımız var 2013 yılına kadar. Bu süre içerisinde 2023 hedefi koymuştuk biliyorsunuz. 2023 hedefine ulaşma noktasında biz bu dönemi ikinci devre olarak kabul ediyoruz. İkinci yarı olarak kabul ediyoruz. 2023 hedeflerini yakalama anlamında bunu kullanıyoruz. Evet. Peki işte bu farkı anlatırken, yani AK Parti iktidarı öncesi ve AK Parti iktidarı dönemini az önce dediniz yeni nesile anlatırken hangi konuları ön plana çıkartıyorsunuz? Mersin'e kazandırdığınız şeyler,
Bakın Mersin'e biz 13 yıl içerisinde 14.1 milyar lira yatırım ve destek sağladık. Yani eski parayla 14 kat trilyonluk yatırım yaptık. Bunu hangi alanlarda yaptık? Ulaştırma ve haberleşmede yaptık 1.9 milyar lira. Eğitimde yaptık 871 milyon lira. Dış ticaret hacmini biz 6 kat artırdık Mersin'de. İhracatı 5 kat artırdık. Vergi gelirlerini artırdık. Şu anda Mersin vergi gelirleri açısından Türkiye'nin 6. büyük ili. Geri dönüşüm açısından Mersin hak ettiği yerde değil. Bakın vergi gelirleri açısından 6. sırada ama geri dönüşüm açısından Türkiye'nin 30'larda, 17 veya 20. sıralarında. Eğitimde son 13 yılda 871 milyonluk yatırım yaptık. Burada bir durarak özür diliyorum, bir parantez açacak olursak. Bu geri dönüşüm konusunda Mersin'in payını arttırmak için neler düşünüyorsunuz? Yani onlarla ilgili olarak düşündüğümüz şeyleri Mersin'e yapacağımız yatırımlar bölümünde bahsedelim isterseniz. Ben yaptıklarımızı anlatmaya devam edeyim müsaadenizle. Fatih projesiyle eğitimde teknolojiden üst düzeyde yararlanma ve hedeflerimizi gerçekleştirdik. Eğitim kalitesini yükselttik. 845 olan okul sayısını 1646'ya, iki katına çıkarmış olduk. Kalabalık derslikler vardı, onlar tarih oldu. Şu anda Mersin'de derslik başına öğrenci sayısı 2002'de 35 iken sınıflar, bugün ortalama 27-28. Derslik sayısı 2002'de 8801 iken bugün 11823, 2014 rakamlarıyla söylüyorum. Mersin'de görev yapan öğretmen sayısını 13 yılda 14657'den 24322'ye çıkardık, hemen hemen iki katı. Okul öncesi eğitimde çığır açtık. Bakın 3 ila 5 yaş arasında okullaşma oranını Mersin'de %9.4'ten %78.9'a çıkarttık. Aşağı yukarı 10 katlık bir artış sağladık. Tabii okul döneminde Ekim ayında, Eylül ayında okullar açılmadan önce ailelerin büyük sorunu olan o eğitim araç gereçleri, biz artık 2003 yılından bu yana ders kitaplarını okullara sıralara koyduk. Onlar artık hiçbir vatandaşımız ücret ödemiyorlar. Mersin'de 2003-2015 yılları arasında öğrencilerimize 76.4 milyon lira maliyetle 44.4 milyon adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Ailelerin yükünü hafiflettik. Annelere, özellikle burada pozitif ayrımcılık yaparak, annelere her bir öğrenci başına 60 lira ödedik. Devam ediyoruz. Bu yardımda her yıl ortalama Mersin'de 55.500 öğrenci velisine, yani anneye destek sağladık. Eğitimle teknolojiyi tanıştırdık. 2003-2015 yılları arasında eğitimde okullara 17.668 adet bilgisayar, 749 sınıfa ADSL bağlantısı kurduk. Toplam 548 bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Ana Kız Okuldayız kampanyasıyla 88 bin yaklaşık kursiyer sertifika aldı. Okul Sütü projesinden Mersin'de 137 bin öğrenci istifade etti. 2003-2015 yılları arasında 11.366 kişi Mersin'de okuma yazma öğrendi. Fatih projesi kapsamında okullara 2110 adet akıllı tahta, 76 adet çok fonksiyonlu yazıcı, 76 döküman kamera, 20.335 tablet bilgisayar gönderdik. Mersin Üniversitesi'ne bir fakülte, bir enstitü, 4 yüksek okul, 4 meslek yüksek okulu, 8 araştırma ve uygulama merkezi kattık. Yine Toros Üniversitesi'ne 4 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksek okul, 6 meslek yüksek okulu kattık. Sağlık alanında Mersin Şehir Hastanesi dışında, onu ayrı olarak bahsedeceğim, 416 milyon TL'lik yatırım yaptık. Toros Devlet Hastanesi, Silifke Devlet Hastanesi, Erdemli Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi, Toros Devlet Hastanesi'nin yenilenmesi ki şu anda bu hastanelerin tamamı 5 yıldızlı otel konforunda. 2 gün önce Sayın
Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu ile beraber Toroslar'daki 1259 yataklı Mersin Entegre Sağlık Tesisi, yani şehir hastanesinin denetimini yaptık. Bakın 15 Aralık 2014'te ruhsat alınmış, yüklenici firmanın sunumundan bunu öğrendik. 5 aylık süre içerisinde neredeyse kaba inşaatı bitmiş vaziyette. Bütün teknik alet ve edevatlar, teçhizatlar alınmış ve 2016 yılının, yani önümüzdeki senenin Şubat ayında hasta kabul edecekler. Onun taahhüdünü verdiler. Ve bu hastane yine 5 yıldızlı otel konforunda. Bu hastanede onkoloji, yani kan kanseri hastanesi var, psikiyatri hastanesi var. Kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi oraya taşınacak. Mersin Devlet Hastanesi oraya taşınacak. Aslında bir sağlık kompleksi. Sağlık yani. Kompleksi. Şehir hastanesi, demek biraz sınırlandırıyor aslında. Tabii, aslında kompleks bir hastane. Tabii Mersin Devlet Hastanesi ne olacak denilebilir. Mersin Devlet Hastanesi 300 yataklı Akdeniz Devlet Hastanesi olarak yenilenip faaliyetine devam edecek. Bunun dışında Tarsus'ta bir devlet hastanesi yapılacak. Bununla ilgili olarak da bir şey söylemem gerekiyor. Tarsus Devlet 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin yeri belli. Bu yer bir kamu kurumuna aitti. Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Bu yerle ilgili olarak plan projeler hazırlandı geçen sene itibariyle. Ödenek de geldi Sağlık Bakanlığı'ndan. Fakat maalesef Tarsus Belediyesi bu yerin imarını vermedi, vermemekte direniyor. Ve bu sebeple de Tarsus Devlet Hastanesi projesi gerçekleştirilemedi. Bunun dışında sağlıkla ilgili olarak biz Mersin'e 2002 yılında MR yokken Mersin'de MR cihazı, 2014 yılında 4 MR ve 9 BT cihazı ile sağlık hizmetini Mersin'de devam ettiriyoruz. Yine 2002 yılında 9 olan ultrasonografi cihazını biz 60'a çıkardık. Bunların hepsi 2014 itibariyle. 24 olan hemodiyaliz cihazını da 108'i çıkardık, vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Biraz önce de söyledim, otel konforunda geçmişte koğuş sistemi vardı hastanelerde biliyorsunuz. Ve teçhizat yönünden de diğer hizmetler anlamında da hastanelerimiz çok kötü vaziyetteydi. Şu anda otel konforunda bütün hastanemiz. Yatak olarak da bir veya iki kişilik oda otel tarzında. Yatak sayılarını arttırdık. Çok çok önemli, 2010 yılında yurt genelinde aile hekimliğini getirdik. Ve Mersin'de bu kapsamda 2014 itibariyle 496 aile hekimimiz vatandaşımıza hizmet veriyor. Bundan daha da önemlisi, hastaları evinde tedavi ediyoruz. 2010 yılından bugüne Mersin'de 10.241 hastanın evinde bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmasını sağladık. Yine acil durum ekibi her an hazır. Ambulans Mersin'de 112 acil istasyon sayısı 15'ten 44'e. 112 acil ambulans sayısı 17'den 63'e çıkarıldı. 3 tane de kar paletli ambulans var. Biliyorsunuz ülke genelinde de Mersin'e helikopter ambulans ile uçak ambulans ile 58 hasta ileri merkezlere nakledildi. Ambulans ile 274, uçak ambulans ile 58 hasta. Biliyorsunuz geçmişte hep şunu konuşurduk. Bir Alman Türkiye'ye geldi. Burada hastalandı. Almanya oradan bir uçak gönderdi, evet. Ve memleketine götürdü. Ne kadar da güzel insanlara kıymet veriliyor diye gıpta ederdik. Artık gıpta etmiyoruz. Ve biz de aynı hizmeti yapıyoruz. Şu anda Van'da bir vatandaşımız hastalandığında Van'ın bir köyünde veya ilçesinde Ankara'dan uçak kalkıyor veya en yakın merkezden ambulans uçak kalkıyor. O hastamızı alıp en yakın hastaneye getiriyor. Bu da bizim parti olarak milletimize, insana verdiğimiz kıymeti gösteriyor. Zaten bizim AK Parti'nin temel felsefesi insan orijinli olması, insana kıymet vermesi. Bizim 9 seçimi kazanmamızın temelinde de Ali Bey, insana verdiğimiz kıymet yatıyor. Yani biz insanımıza kıymet verdik, insanımıza değer verdik, insanımızı her şeyin üstünde tutuyoruz, hizmete layık görüyoruz ve biz artık devletimizi halkına hizmetkar kıldık. Sporla ilgili olarak Mersin'de bugüne kadar 781 milyon TL'lik yatırım yapıldı. Biliyorsunuz 2013 yılında Akdeniz oyunlarını Mersin'e kazandırdık. Yunanistan'ın ekonomik krizinden dolayı
alamadığı Akdeniz oyunlarını biz Mersin'e getirdik. Mersin'i dünyaya tanıttık. Bu anlamda 350 trilyonluk spor kompleksleri yaptık. Spor tesisleri yaptık. Mersin'e kazandırdık. 13 yıl içerisinde diğer spor tesisleriyle beraber bu rakam 780 milyon. Akdeniz oyunlarında en önemlisi 25 bin seyirci kapasiteli ve şu anda da Mersin İdman Yurdu'nun maçlarını yaptığı Mersin Stadyumu'nu kazandırdık. 7500 seyirci kapasiteli Mersin Spor Salonu Akdeniz Olimpiyatları Organizasyonu ile 18 ayda bu faaliyetlerin tamamı 18 ay hatta 13 ayda tamamlandı. Erdem'de bir atış poligonu yaptık. Bunların tamamı uluslararası standartlar, olimpik statlar, olimpik kompleksler. Nevin Yanıt atletizm kompleksini yaptık. Jimnastik salonu yaptık. 1000 seyirci kapasiteli bocce tesisini yaptık. Olimpik kapalı yüzme havuzunu yaptık. Tenis kompleksini yaptık, atış poligonunu yaptık vesaire. Ve bu yaptığımız tesislerin tamamı şu anda Mersin'de halkımıza ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyorlar. Bazı spor tesislerini modernize ettik, lisanslı sporcu sayısını artırdık, spor kulüplerine desteğimizi devam ettirdik, yurtların sayısını artırdık, öğrenci yurtlarının sayısını ve konforunu artırdık. Ulaştırma alanında devasa işler yaptık. Öncelikle Akdeniz sahil yolunu yapmaya devam ediyoruz. İki gün önce de Sayın Ulaştırma Bakanımız Lütfi Elvan Bey gelip iki tüneli gidiş geliş olarak dört tüneli daha hizmete açtı Anamur'da. Şu anda 9 tünel açılmış vaziyette bu yolda. Toplamda 27 tünel açılacak Ali Bey. Ve diğer viyadüklerle beraber ki şu anda 1/3 yolun tamamlanmış durumda, hizmete açılmış durumda. Birkaç sene içerisinde 460 kilometrelik Mersin-Antalya yolu takriben 5-6 saate inmiş olacak. Bu bizim için, Akdeniz için büyük bir hizmet. Sayın Ulaştırma Bakanlığı'nın ifadesiyle bir dönem bir bakanımız Türkiye'nin bütçesi yetmez diyerek böyle bir teklifi, böyle bir yolun yapılamayacağını beyan etmişler. Yine toplamda 1.9 milyarlık ulaşımda yatırım yaptık Mersin'e. Bir müjdeyi tabii Sayın Başbakanımız ve yine Ulaştırma Bakanımız beyan ettiler. Yüksek hızlı tren projesi. Şu anda Konya Karaman arası yapılıyor yüksek hızlı tren. Mersin, Karaman, Mut, Silifke, Mersin ve Adana istikametinden Gaziantep ve Habur'a kadar gidecek bu yüksek hızlı tren. Bu sene içerisinde Karaman'dan Adana'ya kadar olan bölgenin proje çalışmaları yapılacak, ihaleler yapılacak. Birkaç sene içerisinde de faaliyete geçecek. Bunun yanında karayolları yeniden yapıldı, yapılandırıldı. Bölünmüş yolların sayısı 2 katına çıkarıldı. Ben detaylara girmiyorum açıkçası, biraz zamandan tasarruf etme anlamında. Biz Çukurova Havalimanı'nı, yani Tarsus Mersin Havalimanı'nı yapmaya devam ediyoruz. Burada tabii yüklenici firmadan kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı. Onun finansıyla alakalı bir sorundu. Geçen hafta, bu hafta gelen Sayın Ulaştırma Bakanımız şu şeyi verdi, bilgiyi verdi. Yüklenici firma bir Rus firmasıyla ortaklık yapmış durumda ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile bu firma arasında sözleşmeler imzalandı. Bakanımızın ifadesiyle önümüzdeki hafta faaliyete başlanacak. Eğer önümüzdeki hafta faaliyete başlanılmazsa önümüzdeki hafta sonunda bu ihale feshedilerek yeniden ihaleye çıkılacak. Ki bu proje Mersin için hayati bir proje, bölgesel bir proje. 30 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak. Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı olacak İstanbul'dan sonra ve bölgesel hizmeti olacak. Bölgeyi kalkındıracak. Bu havaalanıyla birlikte kıyı turizminin gelişmesini bekliyoruz. Özellikle Ceyhan'dan şeye kadar olan, Anamur'a kadar olan o turizm bölgesinin canlanmasını bekliyoruz bu şeyle beraber, havalimanıyla beraber. Raylı sistem düşüncesi tabii Konya, Karaman, Adana, Mersin, Osmaniye, Gaziantep hızlı demiryolu projesine bak. Raylı sistem tabii hafif raylı sistem değil. O büyük şehrin tasarrufunda olan, bizim tasarrufumuzda olan bir proje değil. Ayrıca Mersin'e yine Sayın Bakanımızın ifadesiyle bir konteyner limanı yapılacak. Türkiye'de 3 tane yapılmayı planlıyor Ulaştırma Bakanlığı, Bakanımızın ifadesiyle. Bir tanesi Karadeniz'de, bir tanesi Mersin'de Çandarlı Limanı, bir tanesi İzmir'de Çandarlı Limanı, bir tane de Mersin'e devasa bir konteyner limanı yapılmaya çalışılıyor. Projeleri devam ediyor.
ve bununla Mersin bir lojistik merkezi haline gelecek. Yine bu lojistiğe destek olarak söylemem gerekiyor. Taner Kışlalı Köprüsü'nden Adana girişine kadar olan D100 karayolunda 10 milyarlık bir Karayolları Genel Müdürü bir proje hazırlıyor. Transit yol ve servis yollarıyla yol genişletme projesi. Birkaç sene içerisinde bu projede faaliyete geçtiğinde Mersin lojistiğin ulaşım alanında merkezi haline gelecek. Yine haberleşme ile ilgili yatırımlarımız var. Aile ve sosyal politikalar anlamında, kapsamında 1.8 milyarlık Mersin'e 13 yıl içerisinde yatırım yapıldı. İhtiyacı olana, engellilere, yaşlılara, eşi vefat etmiş kadınlara, muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli sosyal yardım programları uygulaması yapıldı. Mersin'de eşi vefat etmiş ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan 8.276 hanıma 2 ayda bir olmak üzere 500 lira maaş bağlandı. Diğer sosyal hizmetlerden çok fazlaca bahsetmeyeceğim, onlar biliniyor. 2003 yılında 5.4 milyon olan gıda, eğitim, sağlık vesaire yardımlar 2014 yılında 372.8 milyona çıktı. Devasa bir artış. Engellilere iş imkanı sağlandı biliyorsunuz. Kamuda memur seçme sınavına katıldılar. Kamuda çalıştırılmaya başlandı. Şehit yakınları ve gazilere vefa borcunu ödeyen bir Türkiye'yiz. Mersin'de şehit yakını, gazi, gazi yakını, vazife malulü, vazife malulü yakını ve sivil terör mağduru hak sahibi vatandaşlarımızdan 191 kişi kamuda işe yerleştirildi ve 1901 kişiye ücretsiz seyahat hakkı tanındı. Kadına şiddete etkin bir mücadele vermeye çalışıyoruz. Tabii bu çerçevede yeterli mücadele verildi mi verilmedi mi tartışılabilir ama biz bu konuda 214 yılında Mersin'deki kadın konuk evinde kalan kadınlara 495 bin liralık harcama yaptık. Dayanışmanın merkezindeyiz. Tesis yatırımlarımız devam ediyor. 2003-2015 yılları arasında Mersin'de aile ve sosyal politikalar alanında hizmet veren tesislerin yapım ve onarımına 11.3 milyon lira harcadık. Orman ve su konusunda 1.2 milyarlık Mersin'e 13 yıl içerisinde yatırım yaptık. Sorgun Barajı ile 52.410 dekar arazi sulanacak. Yine Anamur'daki Dragon Çayı üzerindeki Alaköprü Barajı'nı yaptık. Bu barajdan borularla Kıbrıs'a su gönderiyoruz. Ve yine burada kapalı devre sulamayla Anamur ve çevresini sulayacağız. Ayrıca ağaç diktik. Çevre ve şehircilik anlamında Mersin'e 418 milyon liralık yatırım yaptık. İller Bankası'na Mersin'e 3.7 milyar lira 13 yıl içerisinde yatırım ve destek sağlandı. TOKİ 13 yılda Mersin'e 642 milyon liralık toplu konut yaptı. Mersin'e 3.718 toplu konut kazandırıldı bu süre içerisinde. KÖYDES projesiyle ki 2005 yılında çıkardığımız bir projedir KÖYDES projesi. Bu projeyle köylerin altyapı hizmetlerini getirdik. Ve bununla ilgili olarak Mersin'e köy yolları, içme suyu, sulamalarla 117.5 milyonluk yatırım yaptık, göletler ve benzeri. Bilim ve sanayi teknoloji alanında 11 milyonluk yatırım yapıldı Mersin'e. Bunun dışında KOSGEB kredilerini verdik. TÜBİTAK'la ilgili olarak aracılığıyla bilim ve yeniliğe 28 milyon olarak Mersin'de yatırım yapıldı. Çalışma hayatıyla ilgili olarak yeni bir yaklaşım geliştirdik. Tüm sosyal güvenlik kurumlarını bir çatıda topladık ve çileyi sona erdirdik. Yani SSK emekli sandığı ve Bağkur olayını kaldırarak SGK altında birleştirdik. Ekonomi sigortalı sayısı arttı. 2002'de 263 bin iken bugün 371 bin oldu. İstihdam imkanı arttırıldı. Açık işçi sayısı yükseldi. Açık iş sayısı yükseldi. Mersin'de 2002 yılında 3.861 olan açık iş yeri sayısı, iş sayısı bugün 30.197'ye çıktı.
Adalet ve hukuk alanında 261 milyonluk yatırım yaptık. Mersin'e yeni bir adliye sarayı kazandırdık. Tarsus'a aynı şekilde yeni bir adliye sarayı kazandı. Silifke adliye binası yapıldı. Erdemli adalet binası proje aşamasında Muta adliye binası kazandırdık. Hakim ve savcı sayısını Avrupa ülkelerindeki standartlara getiriyoruz. Kültür ve turizm alanında 123-125 milyonluk yatırımlar yaptık. Turizmi canlandırmak için yatırımlarımız devam ediyor. Ben kısaca geçiyorum, çok fazla detaya girmek istemiyorum. Tarım ve hayvancılık konusunda desteklerimiz devam ediyor. Mersin'e bu noktada 846 milyon liralık nakit hibe desteği verdik tarım alanında ve hayvancılık alanında. Yine enerji noktasında bu konu tabii çok önemli. Biz Mersin'e 461 milyonluk yatırım yaptık. Tabii bu arada ben enerji noktasında Akkuyu Nükleer Santrali'nden bahsetmem gerekiyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nin geçen ay Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Taner Yıldız Beyefendi ile beraber liman temelini attık. 23 milyar dolarlık devasa bir yatırım. 2001 yılında IMF'den aldığımız, ülkemizi kurtarmak için aldığımız 22,5 milyar dolarlık dış borcu düşündüğünüzde bu yatırımın ne kadar büyük olduğu anlaşılacaktır. Bu yatırımla 10 bin insanımıza istihdam sağlandı ve biz Sayın Bakanımızdan talepte bulunduk. Kendileri de bunu kabullendiler. Ve bu 10 bin insanın tamamı Mersin bölgesinden, Günler'den, Mut'tan, Silifke'den, Tarsus'tan, Mersin'den alınacak. Mersin'deki insanlar burada istihdam edilecek. Bunun dışında bu yatırımla Türkiye'nin %28 enerji elektrik ihtiyacı karşılanacak. Bu şu demek, İstanbul'un tüm elektriğini sadece Akkuyu karşılamış olacak. Ve Akkuyu dünyada 498 tane nükleer santralden bir tanesi olmuş olacak. Bir başka santralde biz ülke genelinde Sinop'ta düşünüyoruz. Çünkü biz petrolü ithal eden bir ülkeyiz. Biz doğalgazı ithal eden bir ülkeyiz. Diğer alternatif enerji kaynakları sanayileşmemiz ve gelişmemiz açısından yeterli olmuyor. Onun için nükleer santrali yapmak durumundayız. Bunun dışında bölgesel kalkınma ile ilgili olarak yerel potansiyeli harekete geçirip yerel yönetimleri yalnız bırakmadık. Yerel yönetimler bizden almaları gereken bütün şeylerini aldılar, haklarını aldılar. Vakıf eserlerin onarımı yapıldı Mersin'de. 20.8 milyon liralık yatırım yapıldı onlara. 52 bin adet vakfa ait yurt içindeki taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tespit ve tescili sağlandı. Restorasyonları yapıldı. Mersin'de, Erdemli'de, Anamur'da, Tarsus'ta, Mersin köylerinde birçok vakıf eserleri yatırım olarak, tamir ve bakım olarak yapıldı. Onarımlar devam ediliyor. Evet. Şimdi efendim burada bir eksiklik gördüm başlık olarak. Evet. Suriyeliler, Mersin'de yaşayan Suriyeliler. Evet. Bunlarla işte göçle gelen, sığınan Suriyelilerle ilgili çalışmalarınız hakkında ne diyeceksiniz? Yani Suriyeli kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz haliyle. Biz insani ve kültürel inançla alakalı yapımızdan dolayı onları misafir olarak buraya almak durumundaydık ve aldık. Mersin'e de zannediyorum 100 bin civarında, bu bazı ifadelerle 200 bin civarında. Resmi olmayan Suriyeli rakamlar, kimi kuruluşlar 300 binden geldi. Bahsediyorlar. Yani o rakamın biraz abartı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Bu gelen kardeşlerimizin tabii bir kısmı akrabalarının yanına yerleştiler. Bir kısmı kendi imkanlarıyla gelip burada iş imkanı sağladılar. Oradaki varlıklarını satıp gelip burada iş yeri kurdular ve çalışıyorlar. Sosyal anlamda ve kültürel anlamda Suriyeli kardeşlerimizden herhangi bir sıkıntı duymadık bugüne kadar Mersin'de. Başka yerlerde bu sıkıntılar yaşanıyor ufak olabilir. Ufak tefek asayiş olayları onlar her yerde olabilecek, yani her yerde olabilecek şeylerdi ama genel itibariyle bir sıkıntı duymadık. Onların tabii Mersin ekonomisine bir katkısı var mıdır? Bu manada tabii bir katkısı olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama şikayetçi bundan esnaf, özellikle Talat Bey, Mesop Başkanı sık sık bize
Yani bir tamam ayrıcalık gösterilebilir belki ama haksız rakabet doğuyor diye sık sık yani o noktada getirir. Bir yasal düzenleme seçimlerden sonra yapılacak Suriyeli kardeşlerimizle ilgili, ülke geneliyle ilgili olarak onların istihdamı ve iaşesi, barınması ile ilgili seçim sonrası bir çalışmanın yapılacağını biliyorum. Şimdi evet. Tabii Mersin'de bir kamp yok. Dolayısıyla Mersin'in dört bir tarafına dağılmış bir şekilde. Daha ziyade akrabalarının yanına geldi. Zaten evet. Birçok insanın akrabası var burada. Evet. Şimdi vatandaş şöyle düşünüyor, sokaktaki vatandaş. Yani diyor ki Suriyeliler para alıyor her aileye ya da her kişiye. Bir miktar aylık ödeme yapılıyor. Böyle bir şey var mı? Varsa ne kadar bunun miktarı? Yani bu konuda bilgi sahibi değilim açıkçası. Yani devletin bir yardımı var mı yok mu? Sağlık hizmetlerini alabiliyorlar. Vakıflar aracılığıyla, sosyal yardımlaşma aracılığıyla bir takım ödemelerin yapıldığını biliyorum ama miktar açısından bilgi sahibi değilim. Evet. Bir de yine sokaktaki vatandaş şeyi de konuşuyor. Yani bu kendi vatandaşımıza da yapılıyor. Burada bir ayrım gözetilmiyor açıkçası. Yani sosyal yardımlaşma vakfından bizim vatandaşlarımız da ihtiyacı olanlar alıyorlar. Muhakkak ama tabii bunlar hani göçle geldikleri için yani sıfır tüketip de buraya geldikleri yani, için birçok açıdan da yardıma muhtaç oldukları için belki bizim vatandaşlarımızdan daha fazla. Bunlar daha ziyade Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın dışındaki gönüllü vakıflar aracılığıyla yapılan dernekler ve vakıflar aracılığıyla yapılan yardımlar olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi efendim şey de var, bu bir şehir efsanesi mi ya da bir ülke efsanesi mi Suriyelilerin seçimlerde oy kullanacakları? Hayır, böyle bir durum söz konusu değil. Yasal olarak da mümkün değil zaten. Mümkün değil. Evet. Vatandaşlıkları yok. Oy kullanmanın biliyorsunuz hukuki temeli vatandaş olmak. Evet. Vatandaş olmanız gerekiyor. Bu çok basit bir hadise. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz seçmen kütüğüne kaydolamazsınız. Ve Mart ayında da zaten seçmen kütükleri askıdan indirildi. Evet. Yani bu tamamen bir şehir efsanesi veya algı psikolojisi. Evet, böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir de efendim dikkatimi çekti. Dikkatimi çekenlerden biri de şu. Nükleer santralden bahsederken termik santrallere değinmediniz. Şimdi termik santrallerin de bu bölgede kurulmak isteniyor. Ve termik santrallerin şimdi nükleer santralin zararlı olduğunu düşünelim. Nükleer santralde meydana gelebilecek bir sızıntı anlık birdenbire yayılarak çok büyük zararlar verebilir. Ama şimdi termik santrallerin birkaç noktada Mersin'de kurulması hem tarım alanlarını termik yani bir kömürle çalışacak hem tarım alanlarını hem de turizmi etkilemesi. Yani bu hem turizmi kalkındırma hem de bu bölgede de termik santrallerin faaliyete geçirmesi bir tesadüf oluşturmuyor mu size? Yani Mersin'de termik santral kurulması ile ilgili bir plan proje olup olmadığını bilmiyorum açıkçası ama böyle bir söylenti olduğunu biliyorum. Yani Mersin'de termik santral kurulacak bir potansiyelin varlığından da ben haberdar değilim. Termik santrallerle ilgili olarak bir takım altyapının olması lazım. Mersin buna uygun mudur değil midir? Etüt çalışmaları var mı yok mu? Ondan da haberim yok ama ben termik santrallerin bizim enerji ihtiyacımızı karşılayacağını düşünmüyorum açıkçası. Onun için de bizim yani nükleer santralin kurulduğu bu bölgeye termik santralin gayet tabii hem nükleer santral dolayısıyla hem termik santrale uygun olup olmadığı noktasında tereddütlerim olduğu için ben nükleer santralin bu noktada çok daha avantajlı olduğunu dünyada Amerika'da sadece 102 tane olduğunu, Fransa'da 58 tane olduğunu, Çin'de 32 tane olduğunu ve 32 tanesinde yapılmakta olduğunu milletimize anlatmak durumundayız. Yani buradaki insanların sızma korkusu, sızma endişesi yok da veya turistlerin böyle bir sıkıntısı, Fransa'ya yılda 50 milyon turist gidiyor. Yani bunlar sızıntı olacak efendim, nükleer santraller tehlikelidir diyerek o turistik seyahatlerinden vazgeçmiyorlar. Onların turistlerinin canı kıymetli değil mi? O ülkelerin vatandaşlarının canı kıymetli değil mi? Yani böyle bir sızma endişesi, tehlikesi, riski var diyerek onlar o enerji üretiminden vazgeçmiyorlar. Ya da enerjiyi o yoldan üretmeye devam ediyorlar. Biz niçin yapmayalım? Bir de tabii bu nükleer santral konusunda dikkat çekici nokta, itirazların yoğunlaştığı noktalardan biri de atıkların biriktirilmesi. Uranyum atıklarının biriktirilmesi Mersin'de. Ayrıca tabii örneğin mesela Fransa hiçbir atığı biriktirmiyor ülkesinde.
hiçbir atığı biriktir. Evet, nükleer santraller var, çalışıyor ama oradan dışarıya çıkan hiçbir atık. Bizim de mutlaka onunla ilgili olarak çözümlerimiz var. Ama şöyle bir iddia da var. Yani Türkiye'de kurulacak tesiste iddia. Evet, yani iddiadır. Avrupa'nın yani, nükleer santrallerinin atıklarının yani da... iddialar üzerinde durmuyoruz. Biz plan projeler üzerinde duruyoruz. İddialarla varabileceğimiz bir yer yok. Bakın biz çöpten de, Mersin'de de çöp fabrikası niye bizim sayemizde kaldırdık biliyorsunuz. Çavuşlu'da çok büyük sıkıntı oluyordu. Yani özellikle yaz aylarında şu günlerde çok büyük sıkıntı oluyordu. Şehir merkezine kadar yayılıyordu. Bundan da geri dönüşüm sağladık. Bunu sadece burada değil, Ankara'da, İstanbul'da da yaptık. Onun için nükleer enerjide de mutlaka geri dönüş atıklarla ilgili olarak plan ve projeler var. Evet. Peki yaptıklarınızı anlattınız. Evet. Yapacaklarınız. Evet, yapacaklarımız. Gerçi yaptıklarımız içerisinde bir kısım yapacaklarımızdan da bahsettik. Hı-hı. Yüksek hızlı trenden bahsettik. Akdeniz sahil yolundan bahsettik. Konteyner limanından bahsettik. Mersin limanını genişletme projemiz var. 2.9 milyar avroluk. Bundan bahsettik. Mersin Entegre Sağlık Kampüsü'nden bahsettik. Yani şehir hastanesinden bahsettik. Bunlar devam ediyor. Kıbrıs, Anamur'da yaptığımız barajdan ve o baraj dolayısıyla Kıbrıs'a su verme olayından bahsettik. Yine kapalı devre sistemle Anamur'un sulanacağından bahsettik. Mersin Tarsus içme suyu projemiz var. Bunlar devam edecek. Nükleer santralden aslında yaptıklarımızı anlatırken yapacaklarımızı da birazcık bahsetmiş olduk. Havalimanından bahsettik. Onlar büyük yatırımlar. Mersin'i bir lojistik merkezi haline getireceğimizden bahsettik. D100 karayolundaki projemizi, Karayollar Genel Müdürü'nün çalışmalarını anlattık. Bunun dışında Mersin'i hem tarım, hem turizm, hem lojistik, hem sanayi şehri yapmaya devam edeceğiz, çalışacağız. Organize sanayi bölgelerinin sayısını artıracağız. Bir sanayi bölgemiz var. İkinci sanayi bölgesinin kuruluşunu yaptık 2-3 yıl içerisinde. Bunların sayısını artırmayı düşünüyoruz. Tabii burada sadece hükümetimizin faaliyetleri Mersin'i geliştirme noktasında yeterli olmuyor. Bakın biz Büyükşehir Yasası'nı çıkardık. Büyükşehir Belediye Yasası'nı çıkardık. Bu kanunla biz birçok hizmeti büyük şehirlere verdik. Bunu da yaptığımız iyi oldu aslında. Biz bundan memnunuz. 30 büyük şehir, Türkiye'deki 30 büyük şehrin hemen hemen 24-25 tanesi bizde. Ve buradan çıkın Gaziantep'e, efendim Kayseri'ye, Konya'ya veya Antalya'ya, oradaki hizmetleri göreceksiniz, büyük şehir hizmetlerini. Ama maalesef Mersin kadersiz bir şehir. Burada bizim o çıkarttığımız kanundan alması gereken hizmetleri yerelde biz iktidarda olmadığımız için alamıyoruz. İktidarda olmadığımızdan kastım tabii Mersin'i cezalandırmıyoruz. Böyle bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Ama Mersin o plan, proje ve vizyona sahip olmayan idarecilerin elinde bu hizmetleri alamıyor. Bakın bir yıllık icraatlarını anlattılar yereldekiler. Antalya Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel 14 ay içerisinde 5 yıllık projelerini gerçekleştirdiğinden bahsetti. Ve şu anda hayallerini gerçekleştireceğinden bahsetti. Ama Mersin Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar hiçbir hizmet yapamadı. Sorun üretti. Otogar sorununu üretti, Zafer Çarşı sorununu üretti, seyyar satıcılarla sorun çıkardı, esnafla sorunlu. Yani velhasıl Büyükşehir şu anda sıkıntı içerisinde, halkıyla sıkıntı içerisinde. Hizmet anlamında anlatabilecekleri bir şey yok şu anda 14 ay içerisinde. Bir Gaziantep 14 ay içerisinde 51 proje gerçekleştirdi. Velhasıl bizim Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarda olduğumuz yerlerde yapılan hizmetleri halkımız görüyor. Ve biz bu hizmetlerin biraz önce söylediğimiz gibi ikinci yarısını başlatacağız. İkinci yarıda 2023'e kadar hedef koyduk. Türkiye'yi daha demokratik, daha gelişmiş ekonomik anlamda da, sosyal kültürel anlamda da bir ülke haline, mutlu ve huzurlu bir ülke haline getireceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna yaklaştık. Umarım yine sizinle birlikte oluruz bu önümüzdeki günlerde tekrar. Gayet tabii, Muhakkak ki bu anlatacaklarınızın üzerine yeni yeni şeyler de muhakkak ki koyacaksınızdır. Evet. Seçmenden beklediğinizi alalım efendim. Ben seçmenimizden şunu bekliyorum. 7 Haziran seçimleri çok önemli bir seçim. Bu sadece Türkiye açısından değil.
Bugün Bosna da bizi bekliyor, bu seçimi bekliyor. Şam da bu seçimi bekliyor. Kahire de bu seçimi bekliyor. Arabistan da bu seçimi, dünya bu seçimi bekliyor. Dostlar da bekliyor, düşmanlar da bekliyor. Bu seçim Türkiye'nin 100 yılı, 100 yıllık bir seçimi. Nesillerimizin bir seçimi. Onun için halkımızdan bu düşünceler içerisinde AK Parti'yi yeni bir anayasa yapacak, daha özgürlükçü, daha sosyal ve ekonomik anlamda ülkeyi geliştirici, daha müreffeh, daha saygın bir Türkiye'yi oluşturma anlamında, çözüm sürecinin devamı ve bitirilmesi noktasında, başkanlık sistemi ve diğer yapmak istediğimiz atılımlarla ilgili olarak, velhasıl bizim ikinci yarıda 2023 hedefine, 2053 hedefine, 2071 hedefine ulaşabilmemiz manasında bizi daha güçlü bir şekilde Ankara'da mecliste temsil etme noktasında yetkilendirmelerini, görevlendirmelerini, bize temsil kabiliyeti vermelerini bekliyoruz. Ve ben beni konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize de hayırlı geceler diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve değerli seyirciler, seçime doğru programında AK Parti Mersin Milletvekili adayı Mehmet Emin Kaplan'ı konuk ettik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve her gün sizlerle seçime doğru programında birlikte oluyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. İçel TV'de kalın, hoşça kalın efendim.